Sen iyi misin Fiona? Önemli bir şeyin yok ya. Şey, okulun moda gösterisi için ben seçildim. Öyle mi? Bu harika bir haber gerçekten. Gösteriyi çiftler yapacak. Freddy bunu benimle yapmanın harika olacağını düşünüyor. Harika bir haberdi. Ben de bileğimi incittim. Gösteri bu akşam yapılıyor. Bir şey yapabilir misin doktor? Evet. Tabii ki, merak etme. Çok daha iyi olacaksın hayatım. Buna inanamıyorum doktor. Gerçekten çok acıyor. Bu halde ancak Cadılar Bayramı'na gidebilirim. Bunun bana olmasına inanamıyorum. Onları buldum. Teşekkür ederim Kev. Bu şeyler sayesinde kız kardeşin sonsuz bir şekilde yürüyecek. Ve ayrıca gecenin yıldızı olacağından da eminim ben. Kendiliğinden yürüyen müthiş ayakkabılarım benim. Bu ayakkabılar birer harika. Buna inanamıyorum. Sorun ne? Bunlar harika. Sadece onları altına boyamalı ve birkaç kıvılcımla donatmalısın. Hepsi bu Cinderella'nın ayakkabılarından bile güzel olur. Bu benim ilk icatlarımdandır. Pençelerimi incittiğim zaman icat etmiştim. Bütün işi ayakkabılar yapar. Muhteşem ayakkabılar kendi başlarına yürüyebilirler. Bunları denemem gerek. Sence işe yarayacak mı doktor? Şey, ben de bunları bunun için icat ettim zaten. Vay canına, bu harika. Üstüne ağırlığını vermelisin. Evet, başardım. Sen gerçek bir dahisin. Şimdi moda gösterisini kazanabilmek için büyük bir şansım var. Özür dilerim çocuklar. İşimin başına dönmem gerekiyor. Ben Doktor Doug. Yardımcı olabilir miyim acaba? Demek acil bir durum, öyle mi anladım? Sizi bekliyorum efendim. Hayır. Fena değil. Ama sanırım daha iyisini bulabilirim. İşte oldu. Prensesin ayakkabıları. Şimdi tek ihtiyacım prensesin büyüleyiciliği. O kadar emin olma küçük kurba. Freddy'nin unutacağından şüpheliyim. Bu onun için de büyük bir fırsat. Harika görünüyor. Onu bir yerlerde gördüğümden eminim. Tabii ya, gazetede. Merhaba, doktoru görmeye mi geldiniz? Rahatsızlığınız nedir? Ne oldu? Yoksa karnabaharımdan mı korkuyorsunuz? Doktor Doug! Doktor Doug! Acil hasta sizdiniz galiba, değil mi? Anne! Gazetenin nerede olduğunu biliyor musun? Bu çok önemli bir durum. Evet, biliyorum ve şu anda ona bakıyorum tatlım. Evet, bu akşam Karnabahar yapımcılarının evrensel galasında ünlü Max Mistakles muhteşem bir breakdance gösterisi yapacak. Vay canına, evimizde gerçek bir yıldız var. Ah, bu harika. Krizlerinize yol açan şey büyük ihtimalle bir şeylerden iğrenmenizden oluşan bir korku. İğrenme düzeyiniz çok derin. O şeyin adını söyleyemeyecek kadar iğreniyorsunuz, öyle değil mi? Evet, bu doğru. Bir sebze olduğunu ve yuvarlak olduğunu size söyleyebilirim. Pekala, yaklaşıyoruz. Yeşil ve şu boyda bir şey mi peki? Hayır, bezelye değil. Daha büyük bir şey.
her zaman bu tür oyunlardan hoşlanmışımdır. Evet. Demek daha büyük diyorsunuz. Portakal olabilir mi acaba? Hayır. Balkabağından daha küçük bir şey. Buldum, evet buldum. Bir karnabahar değil mi? Evet, doğru. Bir karnabahar. Evet, çok geç. Çok güzel. Bu çok güzel sevgili dostum. Gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydettik. Korkunun nereden geldiğini, yani şu hani şu şeyden neden iğrendiğini ve korktuğunu biliyor musun? Çocukluğumdan oluştu. Babam onun kralıydı. Şey karna yani o sebzenin. Ama ben kokusuna dayanamıyordum. Hiçbir zaman yemek istemedim. Ve anlayacağın gibi o da beni bunun için zorluyordu. Anlıyorum, anlıyorum. Sanırım bir fikrim var bu konuda. Merhaba. Acaba siz Max Mistakas mısınız? Evet, ben oyum. Ve sizin için ufak bir dans gösterisi yapabilirim hanımefendi. Vay canına, bu çok güzel. İşte ben buna güzel bir numara derim. Evet, insanları eğlendirmeyi severim. Bir imza alabilir miyim? Tabii. Bu olamaz. Hepsini bir imza için mi yaptı? Karnabahar yapımcıları galası mı? Bu bir sürpriz değil. O karnabahar korkusundan acı çekiyor zaten şu anda. Olamaz. Bu olay onun için tam bir felaket olacak. Hiç endişelenme. Onu iyileştireceğim. Bu arada sen de onunla biraz ilgilensene. Evet. Max, senin sorunun karnabaharın kötü kokusuyla ilgili. Eğer o kokuyu değiştirebilirsen bakalım. Çok güzel. Bu gerçekten işe yarayacak ve korkun da sonsuza kadar yok olacak. Aslında bir şey yapmıyor. Hepsi ayakkabıların işi. Ben onları büyüyle spreylediğimde böyle oldular. Evet Max, o çok haklı. Bu ayakkabılar birer harika. Denemek ister misin? Gerçekten çok isterim. Sizler muhteşemsiniz. Bunu biliyor musun Fiona? Moda gösterisinin yıldızı olacaksın. Evet ama Fred elini çabuk tutsa iyi olur. Daha bir deneme bile yapmadık. Freddy, bu Freddy. Telefon nerede? Telefon nerede? Dinle Fiona. Arayan Fred gerçekten çok üzgün olduğunu ve gelemeyeceğini söylüyor. Buna inanamıyorum. Bu benim için büyük bir fırsattı. Buna inanamıyorum. Yapma Fiona, bir çözüm bulabiliriz. Bunu unutma. Harika. Taze kızartılmış ekmek kokusu dayanılmazdır, değil mi? Gerçekten mi? Bu şaka değil, değil mi? Moda gösterisini benimle mi yapacaksın? Ama peki ya senin gösterin ne olacak? Vaktim olacaktır. Seninkinden daha geç bir saatte çünkü. Ama gitmesen belki daha iyi olacak. Hayır, gidiyorsun ve her şey tam olarak yolunda gidecek. Bu akşam korkun sadece kötü bir anı olacak senin için, o kadar. Yemek hazır. Şefin sürprizi var. Herkese karnabahar. Bunun gerçek olamayacak kadar güzel olduğunu biliyordum. Şuradan bir kamyon geliyor, görüyor musunuz? Acele edin. Başka bir şey olmadan onu oradan almalıyız. Sanırım onu buldum. Karnabahara benziyor. Ne garip bir karnabahar bu. Şşşt.
sakin ol Max. Doktor Doc yolda geliyor. Sakın kıpırdama. Bu güzel koku da ne böyle? Çok tatlı. Bayıldım. Bu tam olarak ne oluyor? Karnabahar. İnanılmaz. İyileştim. Yaşasın. İçin çok teşekkür ederim doktor. Max, bunu bana yapman gerçekten çok büyük bir centilmenlik. teşekkür ederim Melek. Artık karnabahar yok. Evet, teşekkür ederim doktor. Senin sayende artık tamamen iyileştim. Evet. Ama gösterin için yanına bunu alman senin adına daha iyi olacaktır bence. Artık karnabahar yok.